الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العزيم Hayata yön veren hadisler programıyla daha beraberiz. الله تعالى buluşturduğu için hamd ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, Bu programda Allah nasip ederse bugün böyle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yine yaşanmış bir olaydan, geçmişte yaşanmış bir olaydan haber vermesiyle öğreneceğimiz bir mevzuyu, Allah Resulü bu gibi hadislerinde aslında hikaye hikayevari olarak anlatıyor. Ancak bu hikaye, bu kıssa, bu yaşanmış olay hayatımızda biraz daha bunu dinlerken düşünmemize bizi sevk ediyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neticesi belirlenmiş bir hayat standartını bize söylüyor. Bakın ben size bir hayat anlatayım. Bu hayattan Allah Allah Azze ve Celle razı oldu. İşte eğer siz de bu hayatın aktörleri gibi bu hayatın aktörleri gibi bir hayat ortaya koyarsanız Allah böyle bir hayattan razı oldu. Hani biz bazen diyoruz ya acaba Allah bizden razı olur mu? İşte o acabalarımıza iksiltecek, acabalarımıza cevap verecek bir hayat kalitesi yaşamamız için Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böyle bize hayatımıza yön verecek Hadisi Şerifler rivayet ediyor. Süheyb radıyallahu anh anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Şöyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geçmiş ümmetlerden bir meliğin bir hikayesini bize anlattı. Dedi ki geçmiş ümmetlerden bir melik vardı. Bu adamın yanında sırdaşı olan, çok iyi bildiği, çok güvendiği, işlerinde danıştığı, kendisine yardımcı olan bir tane sihirbazı vardı. Belli ki belki bütün kötü işlerini, bütün kötü eylemlerini o sihirbaz üzerinden örtbas ediyordu. Bir gün sihirbaz geldi. Dedi ki: "Ey kral, ey melik, ey hükümdar, ben artık yaşlandım. Elimdeki bu bilginin benimle beraber mezara gitmesini, bu sihir bilgisinin benimle beraber mezara gitmesini istemiyorum. Senin de bildiğin, tanıdığın bir genç varsa onu benim yanıma getir, gönder. Ben ona bu bilgileri devredeyim, tevdi edeyim ki yarın öbür gün benimden istifade ettiğin gibi o sihirbaz yetişecek çocuktan da istifadesi. Allah Resulü devam etti. Dedi ki Melik bir tane genç buldu ve o sihirbazın o gizli bilgiye ulaşacağı bilgi, sihirbazın yanına gönderdi günler günleri takip ederken sihirbaza doğru sihirler öğrenmek için, o kötü işi öğrenmek için genç sihirbaza doğru her gün evinden çıkıp sihirbaza doğru gidiyordu. Sihirbazın gittiği o e, mağaraya, o mabede giderken yol üstünde genç bir gün bir manastır gördü. Merak etti, meraklı bir gençti. Acaba bu manastırda ne yapılır, ne edilir diye bir manastırın içine girdi. Bir rahip vardı orada. Rahiple tanıştı. Rahibe ne yaptığını, ne ettiğini söyledi. Rahip de ona tevhid dinini anlattı. Allah'ı anlattı. Kelime-i tevhidi anlattı. İslam'ı anlattı ona. O günkü Allah'ın razı olduğu eylemleri ve fiilleri anlattı ona. Dönüp dedi ki yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır. Ve bizler de Allah'ın kuluyuz. Sihir ve sihire dair büyü tılsımcılık günahtır Allah bunları kabul etmez Allah bunları uygun görmez dedi ve her gün böyle sihirbazın yanına gitmeden önce ya dönüşte ya da gidişte her gün o, rah o rahibin yanına uğramaya başladı öyle bir hal aldı ki günler günleri takip ettikçe rahibin yanında kaldığı süre uzamaya başladı derken bir gün sihirbaz ona kızdı sen benim yanıma bu işi öğrenmeye geliyorsun ama vakitlerin belli belirsiz. Bazen birkaç saat yanımda kalıyorsun. Yani yeteri kadar öğrenebileceğin kadar bir zaman dilimi yanımda kalmıyorsun diye şikayette bulundu. Genç hemen gidip bunu rahibe anlattı. Senin yanına artık gelemem. Geldikçe işte böyle bir sıkıntı oluşuyor. Geldikçe rahip sıkıntı problem çıkarmaya başlıyor. Rahip ona Bundan sonra şöyle yap. Eğer geç kalırsan gelirken rahibin yanına giderken geç kalırsan de ki ona evdeki evde işlerim vardı, ev halkı beni tuttu, beni oyaladı onun için senin yanına geç kaldım. Eğer bu sefer gelirken rahipten dönerken benim yanıma uğrarsan, gece vakti benim yanıma uğrarsan o zaman da evdekilerine şöyle de rahip beni evin yanında tuttu, beni oyaladı, eve dönmem böyle geç oldu. Hal böyle günler günleri takip etti. Hadis devam ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam dedi ki, bir gün halkın yolunu kesen, halka korku veren, halka sıkıntı veren büyük vahşi bir hayvan yol üstünde duruyordu. Halk ne belli bir köyüne girebiliyordu, ne de o tarafa gidebiliyordu. Böyle bir sıkıntıyla karşılaştı genç. Genç dedi ki içindeki ikilemi bitirmek için Allah'a mı kul olacağım yoksa rahibe şeytana mı kul olacağım? Ben hangisinin muktedir bir ilme, gerçek bir ilme, sahih bir ilme sahip olduğunu öğrenmek için hangisinin Rabbimi razı edecek ilme sahip olduğunu öğrenmek için tam da test etmem için uygun bir zamandır dedi. Ve eline bir taş aldı, o canavara yöneldi. Eğer dedi ya Rabbi ben bugün ikisinden birini test edeceğim. Rahip ve sihirbazı test edeceğim. Taşı aldı eline, ya Rabbi dedi, eğer senin katında, senin yanında, senin indinde rahibin söyledikleri doğru, makul ve mutedilse, ya Rabbi ben bu taşı rahibin Rab dedikleri An için atıyorum. Eğer bu dedikleri doğruysa, Ya Rabbi, bu, ce, bu canavarı öldür, bizi de bu beladan defet. Taşı aldı eline ve canavara doğru attı. Canavarın ölmeyeceği bir taştı bu. Taş canavara isabet edince canavar öldü. Halk büyük bir coşkuyla onu kucakladı, büyük bir sevinçle onu kucakladı ve olayı gidip Rahibe anlattı. Döndü dedi ki rahibe işte senin bana öğrettiğin ilim benim bütün ömrümü uğrunda harcayacağım bir ilimdir. Allah bana bugün böyle bir işaret gönderdi, böyle bir hakikat ile karşılaştım. Demek ki senin anlattıkların, demek ki senin gönderdiklerin alemlerin Rabbi tarafından razı olunmuş sihirbazın söyledikleri sahtekarlık günah ve çirkeftir. Büyük bir azabın müstahak olacağı bir eylemdir ve ben bundan sonra sihirbazın yanına gitmeyecek. Sürekli senin yanına geleceğim dedi. Ve günler günleri takip etti. Arahip ona dönüp dedi ki: "Artık senin ilmin, senin Allah katındaki derecen benimkinden fazladır ve hazır ol bundan sonra senin başına musibetler gelecek, senin başına belalar gelecek." Burası önemli. Ne demek? Yani Allah benden razı olacak, Allah beni sevecek ve benim sevginin neticesinde insanların benden uzaklaşması, insanların bana karşı taarruzu, insanların bana karşı nefreti, bir yanda Allah'ı sevmeyenlerin, Allah'a düşman olanların bana karşı taarruzu artacak. Yani Allah imtihan edecek, sevgiyi imtihan edecek, imanı imtihan edecek. Allah acaba nasıl bir kumaştır, nasıl bir kaliteli imana sahip olduğumuzu test edecek. İşte böyledir. Bizim de hayatımız böyledir. Bazen iyi bir iş yaptığımızda farklı farklı şeylerle düşer oluruz. Namaza, oruca, kendimizi İslam'a adadığımızda hatırlayın belki etrafımızda da vardır. Türlü türlü isimler, türlü türlü yaftalar yapıştırıyoruz. Hatta olmadık en ufak bir en ufak bir yanlışı böyle deve gibi, dağ gibi gösteriyorlar insanlar. İşte budur. Allah imtihan ediyor tıpkı peygamberleri imtihan ettiği gibi tıpkı şehitleri, salihleri, alimleri imtihan ettiği gibi işte rahip de ona bunu söylüyor. Senin derecen yükseldi, öyleyse imtihanlara hazır ol dedi. Ve şunu da bil ki yarın öbür gün bu ilmi nereden öğrendiğini sana sorarlarsa beni gösterme ne olursun. Çok dehşetli günler önümüzde onlar bizi bekliyor. Ve sonra o genç halk içinde muteber bir hale aldı. İnsanlar onu sevdi. Öyle ki öyle ki artık eli dokunduğu yer şifa dağıtıyordu. Duası şifa dağıtıyordu. Körler iyileşiyordu, sakatlar iyileşiyordu, ölümcül hastalıklara müptela olmuş insanlar iyileşiyordu. Ünü, şanı, şöhreti o civarın, o beldenin, o şehrin, o ülkenin dört bir yanına daldı. Bir gün Meli'nin sohbet arkadaşlarından, sırdaşlarından bir tanesi kör oldu emansız bir körlük, tedavisi olmayacak bir körlüktü. Öyle ki bu körlük artık onu dışarı çıkarmaz, evden çıkmaz bir hal aldı. Artık Melik'in sohbetlerine de devam edemiyordu. Büsbütün körleşmiş olan bu adam kendisine bir gün dediler ki şöyle bir genç var, bu genç her türlü hastalığa şifa buluyor. Hemen Melih'in arkadaşı geldi, o gencin yanına sen şifa dağıtıyormuşsun, bana da yardım et, şifa ver dedi. Genç hemen istisna belirtti, hayır dedi. Benim elimden bir şey gelmiyor, benim sözlerimden bir şey gelmiyor. Eğer şifa verecekse Allah şifa veriyor, benim Rabbim şifa veriyor. Eğer sen Müslüman olursan, eğer sen Allah'a iman edersen, ben de Rabbime dua eder, İnşallah Allah dualarımı kabul eder ve sen şifa bulursun. Yani benim evvası tamla olacak ancak şifayı veren Allah'tır. Melih'in arkadaşı dedi ki sen beni tedavi et, dile benden ne dilersen altın, dinar, dirhem. Adam genç hayır dedi. Ben bunu bir bedel karşılığında yapmıyorum. Ben Rabbimin rızasından başka bir bedeli kabul etmiyorum. Ancak senden istediğim iman etmendir. Eğer sen iman edersen Allah'ın izniyle şifa bulursun. Adam hemen iman etti. Ve genç dua etti, elini yüzüne sürdü, oracıkta adam Melik'in arkadaşı gözlerine kavuştu. Ve derken tekrar Melik'in sohbetlerine devam etti. Melik şaşırdı, dedi ki sen kör olmamış mıydın? Ne zaman kör, körlüğün giderildi? Ne zaman böyle şifa buldun gözün açıldı? Hem nasıl oldu bu iş? Kimsenin gözünü açtı. Adam hiçbir tereddüt etmeden benim gözümü benim Rabbim açtı dedi. Adam şaşırdı Melik şaşırdı. Senin benden başka Rabbin mi var dedi? Var dedi. O senin de benim de Rabbim olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır dedi. Bunu duyunca Melik şiddetlendi. Sana bunu kim yaptı? Sana bunu kim öğretti? Seni kimdir benim dinimden, benim kulluğumdan çıkarıp Allah'a kul eden deyip en şiddetli, en kötü işkenceleri adama yapmaya başladı. Takati kesilince adam gencin ismini verdi. Melik hemen genci getirtti. Duydum ki sen şifa dağıtan bir hekim, bir doktorsun. Hem senin elin sihirliymiş, büyülüymüş, tılsımlıymış. Hele benim de biraz sıkıntım var. Melik onu test ederek bana da şifa verir misin? Genç dönüp dedi ki hayır dedi. Benim elimle hiç kimse şifa bulmaz. Ancak Allah İsterse benim elim şifa dağıtır. Benim duamla kimse şifa bulmaz. Ancak şifayı dağıtan eşşafi olan Allah'tır. Allah şifa vericidir. Ben bir vasıtayım, bir aracım. Adam Melik bunu duyunca hiddetlendi ve anladı ki kendisinden başka birine tapıyordu bu genç. Ve başladığına işkence yapmaya. Sen ben seni tanıyorum. Ben seni sihirbazın yanına gönderdim. Sen gittin tevhid dinine müntesip oldun. Sen gittin Müslüman oldun. Allah'a kul oldun. Oysa ben seni kendime yardımcı yapmak için sihirbazın yanına gönderdim. Sana kim bunları öğretti? Benim beldemde bu işi yapan kimdir? Öncüsü kimdir? demeye başladı. Gence öyle işkenceler yaptı ki takati kesildi rahibin adını vermek zorunda kaldı. Melik hemen o rahibi getirdi ve o sırdaşı olan arkadaşını getirdi. Halkın huzurunda onlara işkence yapmaya, dinden döndürmeye, döndürmek için işkence yapmaya, eziyet etmeye başladı. Baktı ki Melik ne arkadaşı ne de rahip dininden dönmüyor. Halkın huzurunda vahşi bir şekilde onu katletti. Dinden dönmeme pahasına bu rahibi meleğin arkadaşı ve rahip destere ile başları gencin huzurunda destere ile bölünerek iki tarafa döndü, düştü. Genç yine dediğinden vazgeçmedi. Halkın gence olan sempatisi ve sevgisi fazlaydı. Sonra rahibi getirdiler. Rahibi de aynı şekilde katledip şehit ettiler. Genç yine dönmedi. Baktı ki Melik genci halkın huzurunda öldürmesi insanların gence olan teveccühünü artıracak, o dine olan merakını artıracak, o istikamete olan merakı artıracak. O nasıl bir dindir ki ne bu genç ne rahip ne de o meleğin arkadaşı o dinden dök dönmüyor. Oysa kolay değildi. Bir din için can vermek kolay değildi. Herkesin kabul edilecek, herkesin takatinin kaldıracağı bir mevzu değildi. Ama imandı bu. İmanı elde eden, hakikati elde eden kainata meydan okur. Gerçeği vardı ortada. Sonra akıl verenler ona dedi ki, sen bu genci herkesin huzurunda öldürme. Bir dağ başına gönder de öl. Başka bir yerde onu imha edelim. Melik hemen askerler bir bir tabur askerle bir alay askerle, bir müfreze askerle hemen onu aldılar. Ona dediler ki şu beldenin en yüksek dağına getirin bu genci ve oradan onu aşağı atın. Kimse ne cesedini görsün, ne ismini duysun, ne de cismini bilsin dediler. Ve aldılar askerler genci dağın başına doğru götürürken genç ellerini açtı dedi ki ya Rabbi beni bunların elinden kurtar. Senin Kavrayacağını senin bildiğin bir şekilde beni bu askerlerin elinden kurtar dedi ve derken tam da zirvede oldukları sırada deprem oldu o askerlerin hepsi o dağda helak oldu genç kurtuldu gençin gidecek yeri yoktu işi vardı onun insanları hidayete çağırma gibi çünkü beldenin çoğu Beldenin tamamı neredeyse Allah'a ortak koşuyorlar, melike tapıyorlardı. Gidecek bir yeri yoktu, hem korkusu da yoktu. Tekrar beldesine, memleketine döndü. Ve yine orada tevhid dinini anlatmaya, Allah'ın ona verdiği mucizelerle insanları iyileştirmeye devam etti. Melik duydu ki çocuğa bir şey, gence bir şey olmamış. Tekrar asker gönderdi, olayı gence sordu. Ne yaptın, niye sen geldin? Genç dedi ki sen beni öldürmek istedin ama Rabbim ruhumu almak için bana murat etmedi. Beni onlardan kurtardı, senin askerlerin helak oldu. Melik hiddetlendi, sinirlendi. Dedi ki alın bunu bir denize, bir gemiye bindirin. Okyanusun ortasında onu denize atın da orada boğulsun. İsmi de adı da cismi de bilinmesin, balıklara yem olsun. Ve tekrar genci aldılar, götürdüler. Tam denizin ortasında çocuğu boğacakları sırada çocuk ellerini Rabbine açtı. Ya Rabbi dedi. Ben senin için, senin davan için çalışıyorum. Senin davan için buradayım. Sana kulluk gibi bir derdim var. Ya Rabbi beni bunlardan kurtar dedi. Ve derken büyük bir dalga geldi. O genç dışındaki bütün herkes helak oldu, boğuldu ama genç kurtuldu bir şekilde genç yolunu buldu. Tekrar işi olan insanları hidayete çağırma, insanları sihirden, büyüden uzaklaştırma, şirkten ve küfürden ve kötülükten uzaklaştırmak için tekrar beldesine geldi. Kral bir şekilde yine duyunca gencin geldiğini, yine genci hesaba çekmek için, sorguya çekmek için karşısına çekti. Genç olayları anlattı. Sen beni böyle öldüremezsin dedi. Peki dedi senden nasıl kurtulabilirim? Ne yapmam lazım dedi. Ben sana söyleyeyim mi? Sen beni halkın tamamını bir yere topla. Bir vadiye şehrin ortasına halkın tamamını topla. Sonra beni bir hurma kötüğüne bağla. Oktanlığımdan bir ok al ve bana doğru at. Atarken şunu söyle. De ki ben şu oku şu gencin Rabbinin adıyla atıyorum. Bugünün tabiriyle Bismillah de öyle at. O ok beni öldürecektir dedi. Öldürür mü seni? Kurtulur muyum senden? Kurtulursun benden dedi. Ve hemen emir buyurdu, söyledi. Hemen halkın bir tellal ile halkı topladılar. Bir hurma kütüğüne, herkesin göreceği bir yerde hurma kütüğüne genci bağladılar. Diyor ki hemen kral gitti, gencin oktanlığından bir ok aldı, yayına koydu, getirdi nişan aldı ve yüksek bir sesle ben bu gencin Rabbinin adıyla bu oku atıyorum bu genç ölsün diye oku attı ok gencin şakağından girdi genç elini kanının üzerine koyarak böyle şehit oldu Halk baktı ki bugüne kadar ilah olarak taptıkları, Rab gördükleri bu melik aslında Rab değilmiş. Kendisinden daha büyük bir ilah var. Hem şaiyalar şunu gösteriyordu, genci kaç defa öldürmeye çalışmıştı, genç ölmemişti. Çünkü gencin Rabbi, gencin sahibiydi. Daha gencin Rabbi ona izin vermemişti. Demek ki yerlerin ve göklerin bir Rabbi vardır ve o, o Rab, o melik değil Allah'tır, o gencin Rabbidir ve halkın tamamı yek bir sesle hepsi birden teşehhüd tekbir getirdiler ve dediler ki biz de bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Melik dehşet içinde korktuğu şey başına gelmişti. Halkın kendisine iman etme vazgeç imanından vazgeçmesini istememişti. Ve olay böyle olunca Melik hiddetlendi askerlerine şehrin belirli noktalarına hendekler kazdırdı bizzat o şehrin içinde herkesin sokak başlarına ve herkese şu sözü söyletti Gencin Rabbine mi iman ediyorsunuz Melike mi iman ediyorsunuz halkın tamamı bila istisna hepsi Gencin Rabbine iman ettiğini söyledi onlar da hendekler kazıp ateşler için ateş yaktıkları o hendeklerin içine kim ren Gencin Rabbine iman etmişse onları oranın içine attı ve orada helak edip şehit etti Öyle bir manzara anlatıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer o söylemese itibar noktasında şüphe duyacağız. Allah Resulü dedi ki o halkın içinde kundakta bir bebeği olan bir kadın getirildi. Belli ki bebeğiyle beraber o kadın ateşe atılacaktı. Kadın şefkati kabardı, rahmeti kabardı yavrusuna acıdı, kendi canına değil tereddüt etti bir an atlamamak için, yavrusuna acıdı atlamamak için o dehşetli yanlış içinde, o haykırış içine girmemek için tereddüt etti. Allah o çocuğa dil konuşması için dil verdi. Dedi ki ey anne korkma alemlerin Rabbi Allah bizimledir. Senin Allah'a ulaşmak için Allah'ın rızasına ulaşmak için bir adım hendeye atmamız yeterlidir ve kadın ateşe atıldı. İmanından dönmedi. Bu bedel uğruna imanından dönmedi. Dedim ya Hadis belki hikaye gibi geliyor. Yaşanmış bir olay. İmanlarını ispat etmiş bir topluluk. Belki bizim kadar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Allah'ın mucizelerini görmemişler. Belki bizim kadar Allah'ın kainat üzerindeki hakimiyetine şahit olmadılar. Belki bizim kadar Kur'an-ı Kerim okumadılar. Belki bizim kadar gerçekten peygamberin hadislerini duymadılar. Ama sahabe anlıyor. Allah Resulü'nün onlara ne demek istediğini anlıyor. Olayın ne olduğunu, dünya hayatının ne olduğunu, Allah'ın insanları imanı için imtihan ettiğini biliyor. En ufak bir rüzgarda sarsılmamamız gerektiğini, imanımızdan vazgeçmememiz gerektiğini, ibadetlerimize, namazlarımıza terk etmememiz gerektiğini, en ufak bir heva hevesi için, en ufak bir korku için imandan ödün vermememiz gerektiğini anlatıyor bize Allah Resulü. Dedim ya Sahabe anlıyor. Aslında biz de anlıyoruz. Onun için imanımızı ispat edecek bedeller vermeyi Allah bize nasip eylesin. Ve yine diyoruz Allah'ın bize öğrettiği bir duayı Ya Rabbi geçmiş ümmetlere yüklediğin yükü bizim üzerimize yükleme. Geçmiş ümmetleri imtihan ettiğin gibi bizi imtihan etme. Allahu Teala imtihanı hafif olanlardan, imtihanında Rabbinin rızasını kazananlardan eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته